Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Ece Füsur'u Irak serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde Irak devleti olarak Türkiye ile büyük bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma doğrultusunda artık Türkiye ile İran birleşmesine karar verilmişti ve Türk-Arap İmparatorluğu olarak iki devlet şu anda an itibariyle birleşmiş bulunmakta. Bu birliktelik bizi 5. sıraya kadar yükseltti. Hemen Hindistan'ın gerisinde bulunmaktayız ve yakında bu devletlerin hepsini teker teker geride bırakmayı hedefliyoruz. Şu an baktığımızda Singapur'un, bakın bazı böyle küçük ülkeler oluyor avlayabileceğiniz sizlerin. Singapur gibi ülkelerin ekonomileri oyun sonlarına doğru oldukça fazla olmuş oluyor ve çevresindeki ülkelerle bu ülkeler iyi ilişkiler kurduğundan dolayı işgal edilemiyorlar. Mesela Madagaskar bunlardan biri. Ondan sonrasında Singapur bunlardan biri. Bangladeş bunlardan biri. Bu bölümde bu küçük ülkeleri topraklarımıza katarak Rus savaşına hazırlık yapacağız. Rusya ile yapacağımız savaş için bunlar bizim için çok büyük bir mihenk taşı görevi üstlenecekler ve Rus savaşında bizim ekonomimizi ayakta tutan bu beldeler olacak efendim. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlarım. Ayrıca Discord sunucumuza da gelerek benimle muhabbet edebilirsiniz orada. Akabinde ikinci kanalımız var. Farklı oyun videolarını da benden izlemek istiyorsanız ikinci kanalımızı da takip edebilirsiniz. İsmi Eren Bey'dir, haberiniz olsun. Şimdi bu küçük ülkeleri yenmek için çok fazla askere basmanıza gerek yok. Askere ihtiyacınız yok. Azıcık askerlerle çok fazla ekonomik güç elde edebiliyorsunuz. Bu ülkeler cevherdir abiciğim. Oyun sonunda baktın geri kaldın hocam, bu cevherleri çıkaracaksın. Yeraltı zenginliklerinden faydalanacaksın güzel kardeşim. Eğer faydalanmazsan biri gelir, sen faydalanmadan o faydalanır. Sen faydalanacaksın, niye başkasına bırakasın? Şu an Pakistan benden askeri geçiş izni istiyor ama gerek yok. Endonezya şu an güzel bir savaş içerisinde. Oralarda ilgilenmemize gerek yok abicim. Oralarda bizim pek ilgi alanımızda değil. Şimdi böyle devletlere saldırdığınızda çok fazla asker göndermemeye çalışın. Lan oyun dondu, ne oldu lan? Age of History'nin kastığını gördük. 100 bin kişilik ordu gönderelim. Böyle fazla ordu göndermeden dalarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü ne kadar fazla orduyla bu devletlere saldırırsanız o kadar fazla ekonomisi kaybedilir. Siz de daha fazla ekonomi kazanmak yerine daha az ekonomiye tamah etmiş olursunuz. Biz bunu istemiyoruz. Daha fazla ekonomi olsun, daha fazla güç kazanalım istiyoruz ve bu yüzden fazla askerlerle girmiyoruz bölgeye. Ama Bangladeş gibi ülkelere saldıracaksınız eğer, bunun 455 bin ekonomisi ve çok fazla toprağı var. Bu arkadaşın genel olarak ekonomisinin yoğun olduğu bölgeler bunlar. O yüzden buna çatır çutur girin abi. Bunlar çok önemli değil bu arkadaş. Buna çatır çutur girebilirsiniz. Şimdi bir tur bekleyeceğiz. Başkentinden ordu getirecektir. Aynen, getirdi ordusunu, saldırdı bize. Şimdi geri kalan artık o ülkeyi işgal etmek. Bakın gördünüz mü? Kolay kolay. Ekonomimizi Rus çıtasına çıkaracağız. Ve akabinde bir sonraki bölüm Rusya ile savaşa gireceğiz. Rusya'yı da yendikten sonrasında artık dünyanın en güçlü devleti olup seriyi noktalayacağız. Yani oldukça keyifli bir şekilde gidiyor şu anda ve ekonomimizde istediğimiz seviyeleri de çıkarıyoruz. Oldukça güzel. Şimdi bu orduyu Etiyopya taraflarına gönderelim. O taraflarda beklerken asimilasyonları yapalım ki oradaki yerlere mani olmasın hocam. Ordularınızı asimile yapacağınız topraklardan çekin çünkü üstlerinde bulunduklarında etki ediyorlar o topraklara. Ve bu sizler için iyi bir etki olmaz. Haberiniz olsun, çok fazla bunları yapmamaya çalışın. Kırgızistan senin neyine kardeşim, bana savaş açmak, gözünü seveyim. Benim daha büyük hedeflerim var canım. Çekilir misin? Lütfen. Şu an 1.9 milyon ekonomiye ulaştık. Rusya'yı neredeyse geçeceğiz abi, gördüğünüz gibi. Güzel. Bu arada Rusya'yı yenip noktalamayacağız ki biz seriyi. Biz şeyi kuracağız. İslam'ın yayılışı kuracağız. Abi halife olacağız. Halife, halife. Aa doğru ya, ben Rusya'yı yenip neden seriyi noktalamayı düşünüyorum, ben salak mıyım? Bir tık salaklık var sanki bizde. Yani biz halifelik kuracağız kardeşim, halife olacağız. Daha büyük hedefimiz var ve bu hedefi gerçekleştirmek çok zor değil açıkçası. Biraz ekonominin olduktan sonrasında. Ya yani alman gereken, Rusya'dan mesela alman gereken topraklar var. O devletleri yenmek zor. Diğer devletler çok da senin zaten çıtanda değil abicim. Senin bir çıtan var ve o çıtaya ulaşmak için o adamların kaç fırın ekmek yemesi lazım? Kim bilir, vallahi say say bitmez. Bizim çıtamızda hiçbiri değil abicim. Rusya bile bizim çıtamızda değil aslında.
O kadar da kendimizi tamam. Ufak hatta civcivler yesin anasını satayım. Rusya şu an çok güçlü. Bize saldırsa şu anki durumda Rusya bize saldırsa var ya. Yani bir yaklaşık bir saat boyunca savaşırız Rusya'yla. Beyaz barış yapmak için o da. Beyaz barış yapmak için Rusya'yla bir saat savaşırız bak. Samimi söylüyorum bak, şakasız. Şu an Rusya bize saldırsın. Beyaz barış için yalvarmamız gerekir. Bakalım başka güçsüz devlet var mı? Kanada. Kanada'nın Ottawa'sı iyi. Yani Kanada gereksiz. Madagaskar daha biçilmiş bir kaftan rolü görüyor aslında. Madagaskar'ın da bu toprağı iyi mi? Ya bunları daha almayalım biz ya. Vazgeçtim. Şu an balıklar büyümemiş. Balıklar büyümemiş. Balıklar büyümeden avlamayacaksın kardeşim. Yavru balıkları sal denizine, takılsınlar. Onlar daha yavru balık. Yavru balıkları toplarsan yazık edersin kendine. Gereksiz bir şekilde böyle bir atar gider yapma. Onlar yavru balık. Büyüdüğünde senin için artık daha iyi bir yem olacak kardeşim. Daha iyi bir av olacak. O yüzden şu anki durumda öyle bir şekilde savaşmayı düşünmüyoruz. Asker basacağız. Şu an Rusya'nın gördüğünüz gibi beni kıçımda abi. Kıçımda, bizle ilişkileri de kötüleştirdi, saldıracak. Biraz yatırımlar yapacağız. Rusya'ya ekonomik olarak geçmek istiyorum. En azından ikinci sıraya gidersen benim için yani sevindirici olur. İkinci sırada da Amerika var. Amerika'da da ekonomik olarak çok iyi. Amerika'nın da durumu çok iyi. Ama ben Amerika'yı yenebilirim. Rusya'yı yenemem şu an. Amerika'yı ise yenebilirim. Çünkü savaşta Amerika'nın ekonomisi olan yer bir yer. Tamam. Amerika Savaşı'na giriyoruz arkadaşlar. Amerika Savaşı'na giriyoruz. Sizlere yaptığım bir video vardı. Her ülkeyi nasıl kolaylıkla yenebilirsiniz diye. Yani sınır sizden denizler arası uzaklık olan, aranızda onlarca deniz bulunan, onlarca toprak bulunan bir devleti yenmek hiç zor değildir. Ekonominiz düşük olsa bile o devleti yenebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda taktikleri sizlere gösterdim. Her devleti kolayca nasıl yenebilirsiniz diye video var. Onu açıp izleyin. Biz şimdi o taktiği kullanarak Amerika'yı kolay bir şekilde yeneceğiz. Amerika'ya gideceğiz, savaş açacağız, bekleyeceğiz, saldıracağız, ezeceğiz, geçeceğiz. Ve 800 bin ekonomili toprak bedavadan bizim olacak abi. Yani 800 bin ekonomili toprağı alınca Amerika 3. sıraya geriler. Belki daha da düşebilir, bilmiyorum. Biz 2. sıraya ilerleyeceğiz. Ve Rusya'nın çok büyük bir rakibi konumuna geleceğiz. Bu arada sayın dostlar, yorumlarda belirtin. Şimdi bir sonraki bölüm ben kesinlikle Rus savaşı yapacağım. Onu bir söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle Rus savaşı gerçekleştireceğim. Ben Rus savaşında basacağım askerleri videoda mı basayım yoksa dışında mı basayım? Çünkü çok fazla asker basacağız. Video dışında basmamı isterseniz video dışında, videoda basmamı isterseniz ise videoda basarım. Ya bizim için basmak kolay kardeşim. Basmak bizim işimiz, merak etmeyin. Basmak bizim işimiz. Bas derseniz biz basarız duruma göre. Her türlü basımlar yapılır kardeşim. Bu arada aynı şekilde bu arkadaş da bizim için güzel bir yem olabilir. Ama Amerika şu an çok daha tatlı, çok daha lezzetli bir yem olarak gözüküyor gözüme. Amerika'yı daha iyi bir şekilde kıstırırız o yüzden. Filipinlere Rusya ile ilişkimi iyileştirmek için savaş açacağım. Rusya ile şu an savaşmak istemiyorum. Böyle bir hedefim şu an için yok. Aynı şekilde mesela bu arkadaşın da savaştığı bir ülke var. Bu arkadaş şu an Doğu Timur ile savaşta. Ve ben böyle bir durumda bu devlete de savaş ilan edip Hindistan'la ilişkilerimi daha da iyi bir seviyeye getirebilirim. Çünkü savaşmak istemiyorum şu an. Şu an savaşmak istemiyorum abi ben onunla. Şimdi Amerika ile savaştayız biliyorsunuz. Aha, Hindistan'la Rusya savaşı çıktı. Ulan muazzam. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey geldiğinde silme tuşuna, backspace'e basarsınız eğer, bir daha size talep göndermez. Daha doğrusu bir daha gönderecek, ondan sonrasına basacağız. Yani sürekli size barış talebi gönderiyorsa backspace tuşuna, yani silme tuşuna basacaksınız klavyede. Bak şu an bastığım için gelmiyor. Güzel. Şimdi Amerika ile hızlıca gideceğiz, toprağını işgal edeceğiz ve Rusya Savaşı'na hazırlanacağız. Yani Rusya Savaşı benim için önemli açıkçası. Ben Rusya ile savaşacağım abi. Ne olursa olsun o Rus Savaşı'nı göreceğiz. Yani ben kaybedecek durumda olsam bile, Rusya'yı yenemeyecek durumda olsam bile bir sonraki bölüm saldıracaktım zaten. Hindistan onunla savaş açtı. Bu benim için çok güzel oldu açıkçası. Hindistan gibi bir devletin Rusya gibi bir devletle savaşması, iki tane titanın birbirine meydan okuması bir diğer titanın işine yarar. Şu an dünyada aslında 3 titan yok.
İki Titan var. Ben öyle görüyorum. Rusya ve kendimi görüyorum sadece. Ancak Hindistan'ın da ekonomisine baktığımızda bizim bayramımızda bir ülke şimdi. Öyle çok da aşağılayabileceğimiz bir ülke değil. Bizim bayramımızda, bizim çıtamızda bir ülke. Ve şu an Rusya ile savaşması demek ki Hindistan'ın mesela toprakları şu an Rusya'dan çok daha iyi. Rusya'nın batıdaki toprakları iyiyken Hindistan'ın kendi toprakları, direkt olarak merkezi olarak toprakları çok daha iyi. Nüfus yüksek, ekonomi yüksek vesaire vesaire. Yani Rusya'nın bir zorluk yaşayacağından bahsediyorum burada. Rusya hatta belki yenemeyebilebilir. Yani anladın mı? Zor bir savaş. Zor bir savaş ve böyle bir savaş bizim çok işimize yarar. Aha, bizi birinci yaptı bu savaş. Bu savaş bizi birinci yaptı abi. Şurayı alacağız. Denize kıyım olsun. Harika. 10 yıldız. Şöyle bunları da verdik mi? Harikasın. Harikasın Amerika. Beni ekonomik olarak çok güzel kalkındırdın. Vallahi muazzam oldu. Aşırı güzel oldu bu arada bu savaş bizim için. Vallahi Amerika'yı gördüğünüz gibi ezdik abi. Çerez, mayonez, Suarez, kerkenez. Kardeşim her türlü ezle biten kelimeler söylenir, yazılır, çizilir. İstanbul'a gönderelim ordumuzu. Gönderemiyoruz. Amerika bu kadar ekonominin gelişmiş olduğu toprakların yanında liman yok mu gerçekten yani? Bu yatırımı da biz mi yapalım be kardeşim be? Yani liman yap abi yani. Topraklarına ekonomi değil abicim her şeyi. Biraz liman da yapın ya lütfen ya. Her şeyi ekonomi sanıyorlar. Bırakıyorlar orada. Ekonomisi yüksek bu toprağın yav diyorlar. Ama kardeşim bakıyorsun liman yok. Ayıp. 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 Hindistan. Baksana Hindistan Rusya'yı yeniyor lan. Ya şu taraflar mesela Rusya'nın çöp ya. Rusya çok zorluk yaşayacak. Rusya'nın sadece batı tarafı güçlü. Rusya aşırı zorluk yaşayacak abi. Aşırı zorluk yaşayacak. Burada Endonezya'nın beni işgal edebilir mi? Edemez. Tamam, Endonezya'nın beni işgal edemeyeceğini biliyorum. Bu rahatlıkla gireceğim. Endonezya'nın benim orada herhangi bir toprağımı alamayacağını biliyorum. Hızlıca burada ne yapacağız? Suudi Arabistan'ı halledeceğiz. Arabistan'da çünkü tek toprağın olmasını, tek devletin olmasını istiyorum ben. Bu da sınır güzelliğini çok büyük ölçüde arttıracaktır. Gideceğiz orada bizim egemenliğimizi sağlayacağız, tesis edeceğiz şu anda. Biraz para vermek istiyorum aslında Suudi Arabistan'a yenilmemesi için. Biraz para verirsen benim için güzel olur. Yani o toprakları atsın Endonezya'ya, savaş ilan etmeyin boşuna. O topraklardan çıksın abi. Kardeşim bak sana 380k para verdim. Bu 380k parayla sen orada işini halledersin. Endonezya'nın burada direkt toprağı var. Yani o topraklar direkt olarak Endonezya toprağı. Anladım hocam. Yani işgal toprağı değil. Rahatlıkla alalım. Savaşacaksın, alacaksın diyor oyun bana. Tamam, savaşırız abicim. Sıkıntı yok. Arabistan topraklarının tamamıyla Türk-Arap İmparatorluğu eyaleti haline getireceğiz. Burada artık bizim sözümüz, tam anlamıyla bizim sözümüz geçecek. Yani burada Suudi Arabistan'ın artık bir zaten vasfı kalmadı. Orada vasfı en başlarda vardı. Daha sonrasında bize yenildi biliyorsunuz ilk savaşta. O savaştan sonra zaten Suudi Arabistan'ın bir esprisi kalmadı. Önemli olan tüm topraklarını kaybetti. Ve şimdi artık sadece yıkılacak. Nijerya ile sınırdaş değilim değil mi? Vallahi değilim. Değiliz. Umarım bana sıkıntı çıkarmaz Nijerya. Bir tane toprak alacağım çünkü. Sadece bir. Hızlı hızlı ilerliyorum. Bir de Nijerya ne olur ne olmaz biliyor musun? Askeri falan fazladır. Biraz asker basarsam güzel olacak en azından. Yani ne olacağı belli olmaz abi. Nijerya sonuçta bu. En son bize bir artistlik yapmıştı biliyorsunuz savaşta. Ne olacağı hiç belli olmaz kardeşim. O yüzden biraz asker bastım. Barışı kabul etsin diye. Güzel. Suudi Arabistan çıtır çerezlik abicim. Bizim için bir atıştırmalık olabilir sadece. Yani bak aramızda uzun bir savaşın sürmesine gerek yok. İki devlet de burada rahat rahat yaşamına devam edebilir. Yani burada değil. Sen yaşamına devam edeceksin de Arabistan'da değil. Abo! Suudi'nin burada toprağı varmış lan. Garibanın askeri yok ya. Şey parası yok ya. Basamıyor tabi. Burada adamın toprağı varmış. Biz unutmuşuz abi. Allah Allah. Eren ne yapıyorsun ya? Eren yazıklar olsun Eren. Şuradan hocam
Denize adam çıkar. Ben çıkarma yemem bu saatten sonra. Bu saatten sonra çıkarmayla uğraşamam. O yaşı geçtik kardeşim. O seviyeyi geçtik. Bu saatten sonra çıkarma yiyebilecek ve onu kaldırabilecek seviyeyi geçtik. Daha artık biz çıkarma mı karma yemeyiz hocam. Haberiniz olsun. Çıkarma atarız, çıkarma yemeyiz. Şimdi Endonezya, seninle de savaşmam gerekecek. Direkt oradan Singapur'a geçişin yoktur umarım. Olmaması lazım zaten. Orada bir deniz var abi sonuçta. Orada bir deniz var. O denizden Singapur'a geçiş falan olmamalı. Hadi bakalım. Bu arada Suudi Arabistan Savaşı sayesinde sınır güzelliğimiz çok çok güzelleşecek ya. Sınırlarımız gerçekten güzel olacak burada bayağı bir. Güzel. Bu benim istediğim bir savaştı. Ama bir türlü. Çok fazla devlet var tabii etrafımızda. Bu arkadaşla savaşmak durumunda kalamamıştık. Başka ilgilenmemiz gereken sorunlar vardı. Daha önemli sorunlar vardı. O daha önemli sorunlarla ilgilenmeyi tercih ettik bu arkadaş yerine. O daha önemli sorunlarla da ilgilenince bu arkadaş kendini bir halt sanmaya başladı. Ancak Endonezya bu arkadaşa gösterdi hiçbir şey olmadığını. Endonezya mıydı? Evet, Endonezya. Oradan da biz de girdik zaten direkt. Yani Endonezya dalmasaydı da çok rahat alırdık da bizim işimize geldi açıkçası. Baksana savaşta hiç bize gelmiyor. Endonezya ile savaşırken orada. Arkacılık sanatı abi. 16 milyon yıllık devlet aklının ürünü sonuçta bu. Lan Pakistan, sen buralarda ne geziyorsun? Pakistan dayak yiyecek yer arıyorsun gerçekten ya. Pakistan harbiden dayak yiyecek yer arıyorum. Ben şimdi seninle ne yapayım ben şimdi? Sana ne yapayım ben? Orada bir toprak ya. Neyse hadi izin veriyorum, yaşa. Hadi yaşa, hadi izin veriyorum hadi. Hadi yine iyisin bak, bir daha olmasın. Bir daha buralara gelme. Şimdi şu sayın dostum Endonezya ile güzel bir anlaşma. Akabinde sayın dostum Suudi Arabistan ile güzel bir anlaşma. Ve artık burada hakimiyetimiz tesis edilmiş oldu. Oğlum Hindistan yeniyor. Ne? Koskoca Rusya 200 bin ekonomi kalmış. What? Ne? Koskoca Rusya'nın düştüğü duruma bak. Biz vurmadan adamı indirmişler zaten. Allah Allah. Lan! Burası Pakistan toprağıymış hayda. Neyse. Evet arkadaşlar. Güzel bir bölümdü bence. Güzel bir bölümün sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sınır güzelliklerimizi olabildiğince sağlamaya çalıştık bu bölümde. Akabinde Rusya Savaşı'nı göreceğiz. Rusya Savaşı'ndan sonrasında ya İslam yayılışında emin değilim. Ben bunu ultimatomla da kurarım biliyor musunuz? Ultimatom, bu saatten sonra ultimatoma başlayabilirim. Bilmiyorum, belli bir yerden sonra çünkü çok savaşmak yerine. Artık ultimatom da gerekiyor yani. Zaten yenebileceğin şeye sadece zaman ayırmak istemiyorsun. Evet, birinci sıraya yerleştik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayınız. Bye bye.